İç biraz. Hem sinirlerine iyi gelir. Sağ olun. Nisa'ya da haber vermek lazım. Bilsin, şoka girmesin sonra kız. Sen mi arasan büyüğü olarak acaba? Hem daha sakin konuşursun. Ben ararım, merak etmeyin. Babacığım. Konuşsalar fena mı olur? Küslük devam mı etsin, ben anlamadım. Biz iki anne olarak karşılıklı konuşsak, çocuklarımızı nasıl barıştıracağımıza kafa yorsak daha iyi olur demek istiyorum. Ama tabii siz benden daha iyi bilirsiniz. Çok mu kötü dövüşmüşler ki? Yok, sanmıyorum. İtişip kakışmışlardır. Ben bir arayayım Nisa'yı. Niye bu kadar ters, anlamıyorum. Bütün sinirini benden çıkarıyor. Bu bir değil, iki değil. Efendim. Canım, konuşabildiniz mi Tuna'yla? Ne dedi? Merak ettim. Konuştum. Kızgın. Bana kızgın. Ya da bize işte. Dünkü gibi. Onu ihmal ettiğimizi söylüyor. Haklı da. Kerem'le kavga etmiş. Bize yerini söylediği için kızmış ona. Hay Allah. Bir şey olmuş mu? Yok. Ama korkmuştur tabii çocuk. Ben şimdi arayacağım zaten Nisa'yı. Tuna ne yapıyor şimdi? Acaba diyorum, onu alsam götürsem dışarıya. Eskisi gibi konuşsak baş başa. Yok yok Ömer, şimdi değil. Ben bir üstüne düşeni yapayım da. Ama sağ ol yine de. Peki. Ben de çıkarım birazdan. Sorun olmasın ilk günden. Neyse ne, bundan önemli değil ya. Hı. Tamam. Kapatıyorum şimdi, hadi görüşürüz, haberleşiriz yani. Nisa'yı arayacağım. Tamam. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok, sağ ol. Teşekkür ederim. Benim çıkmam lazım. Ömer, kulak misafiri oldum da konuştuklarına. Yani Tuna okulda sorun yaşıyor olabilir. Eğer istersen arada sırada onu buraya getirebilirsin. Buraya mı? Hı. Yani resim yaparız, ne bileyim, sohbet ederiz. Kafası dağılır yani. Tabii Gamze Hanım da izin verirse. Nisa pek hoş karşılamadı haliyle. Yok kızım, yok. Evhamlıdır o. Korkmuştur. Sen üzerine alırma. Çiçek'le aranız gergin gibi biraz. Sen de mi rahatsızsın bu evlilikten? Estağfurullah baba. Bana bu konuda konuşmak düşmez. Ama fikrimi sorarsan söyleyeyim. Ben seni anlıyorum. Sahiden mi? Kimse yalnız kalmayı hak etmez. Sen de yanında biri olsun istiyorsun haliyle. Haklısın da. Keşke biraz daha zaman olsaydı da Nisa ile Ömer bu haberi bir sindirebilseydi. Konu bu sadece. Çok ağır konuştular. Kırdılar beni. Sanki ben Ayşe'ye hiç değer vermiyormuşum. Onu unutmuşum gibi. Ha, geldiler. Tahir yatak odası için usta getirecek dedi. Geldi mi Tahir? Çok iyi çocuk. Allah razı olsun. Bize bir tek o destek oldu. Gerçi biraz ailenin kara koyunu muamelesi görüyor ama bence kalbi tertemiz. Şükran'a sormak lazım onu. Gamze, Tuna ile ilgili işine karışmak gibi olmasın. İnan onu ben de istemem. Ama ben bizim aşe evine gelen gençlerden biliyorum. Yani böyle ailesiyle iletişimi kopuk olan çocuklar ileride çok sorun yaşıyorlar. Ne bileyim, böyle yanlış arkadaşlıkları olsun, yanlış alışkanlıkları olsun. Allah muhafaza. Çiçek Hanım, tam da dediğiniz gibi oluyor.
İşime karışmak gibi oluyor yani. Eğer bunu yapmazsanız çok daha iyi anlaşırız sizinle.